Merhabalar değerli dostlarım, ben tespih ustası Ahmet Nazmi. Bu videomda size sıkma kehribarı nedir, ateş kehribarı nedir, piyasadaki adıyla zar kehribarı nedir, onları tanıtacağım. Sıkma kehribarı, ateş kehribarı, zar kehribarı gibi tabir edilen malzemelerin normalde kehribarla hiçbir alakası yoktur. Kehribar bilindiği gibi yerin altından çıkan çam reçinesi fosilidir. Fakat bu malzemeler içlerine plastik koyularak, daha sonra petrol türevleri ve fenol formaldehit isimli kimyasal malzemeler eklenerek laboratuvar ortamında yapılmış sentetik malzemelerdir. Bu malzemelerin sıkma kehribar, ateş kehribar, zar kehribar gibi piyasada adlandırmalarının sebebi ise çeşitliliklerini belirtmek ve kendilerini sattıracak uygun isimler bulmaktır. Şimdi hemen ben size sıkma kehribar nedir onu anlatmak istiyorum. Sıkma kehribar bu şekilde yapılmış, ışık geçirmeyen, yani karşıya ışık tutulduğu zaman görülemeyen, şu şekilde ışık yansıtmayan tesbih türlerine sıkma kehribar denir. Bu sıkma kehribar tesbihler böyle sıkma kehribar bloklardan yapılır. Bunlar tamamen sentetiklerdir. Ateş kehribarlar ise ışık tutulduğunda karşıya ışık geçiren, ışık geçirgen malzemelerden olanlara ateş kehribar denir. Bu şekilde ışığı tuttuğunuzda karşıya geçiriyorsa ateş kehribardır. Ateş kehribarın çeşitleri yeşil ateş kehribar, kırmızı ateş kehribar, rengine göre değişebilir. Zar kehribar dedikleri ise bu şekilde Yemen zar rengine benzetilmiş kayısı ve buğulu hamurdan yapılmış olandır. Bunların da zarla hiçbir alakası yoktur. Söylediğim gibi bunlar tamamen laboratuvar ortamında üretilmiş kimyasal maddelerden, plastiklere fenol eklenerek yapılan bir çeşit ham maddedir. Ham maddede yapılan tesbihlere de bu isimler verilmektedir. Bu şekilde yapılan tesbihlerin yapılmasında, kullanılmasında herhangi bir beis yoktur. Herkesin maddi gücü iyi bir tesbih, iyi bir malzeme, iyi bir usta işçiliğini alacak duruma müsait değildir. Bunlar da kendi piyasalarında çok uygun fiyatlara satılmaktadır. Fakat alan insanların ne aldığını bilmesi açısından söylediklerim önemlidir. Bunlar laboratuvarda üretilmiş plastik malzemelerin içerisine reçine koyularak yapılmış ham maddeden olan tesbihlerdir. Piyasanın olmazsa olmazlarıdır. Mutlaka piyasada dolaşmalı, alınıp satılmalıdır. Ama bunlar dünyanın 8. harikası gibi insanlara lanse edip diğer orijinal kehribar ile neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyerek satmak etik ve ahlaki değildir. Söylediğim gibi sizler de alıp güzelce çekebilirsiniz. Benim de çok sevdiğim, çok elime yatan ve hoşuma giden bu şekilde sıkmaları toplayıp koleksiyonuma koyuyorum. Zamanla değerleneceği için değil. Çünkü zamanla çatlarlar, kırılırlar, aşınırlar. Sadece uygun fiyata çekimisi sağladığı için. Söylediğim gibi sıkma kehribarlar yerin altından çıkmaz. Gerçek kehribarlar değildirler. Laboratuvar ortamında plastiğin içine kimyasal madde eklenerek üretilmiş ham maddeden yapılır. Bundan yapılır, bundan yapılır. Ben tespih ustası Ahmet Nazmi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sanma göre ben adam olmaz ya. Hay olsun ya. Varsın olmaz. Gönlüne göre versin.